Hepiniz hoş geldiniz. Dün gündüz saatlerinde bir video attığım için bazı dostlar göremedi. Hem dünkü videonun biraz özetini, önemli kısmını, hem de Shiba ile ilgili iki durum var. Bunu sizlere bildirmek istiyorum. Biri, Shibarium'un kalitesini bizlere gösterecek olan meselelerden biri Shibarium'un tutunmasıydı biliyorsunuz. Shibarium'un tutunması nasıl sağlanacaktı? Borsalar kendine Shibarium ağını entegre ederek arkadaşlar. Bunlardan bir borsa Bitcoin TRY diye. Bu da Türk borsası ayrıca. Bunu da belirtmek isterim. Türk borsalarından biri yeni sanırım. Shibarium ağını entegre etti borsaya arkadaşlar. Bu bir. Burada Shibarium'un kalitesini, hani bu dediğimiz unsur işte Shibarium'un tutulması ve Shibarium ağında işlem yaptıkça Shiba'ların yanması için borsaların Shibarium'u entegre etmesi gerekiyor dostlar. Bunlardan bir borsa entegre etti. Ve bu Shibarium ağını ne kadar borsa entegre ederse o kadar bizim için iyi. Sadece işte Bitcoin TRY diye bir borsayla değil de efendim Binance'ın da entegre etmesi lazım. Gateon'un da entegre etmesi lazım. MaxJ'nin de entegre etmesi lazım. Coinbase'in de entegre etmesi lazım ki artık ses getirsin. Yani bir Tron ağı gibi ya da başka bildiğiniz ağlar gibi bir kaliteli kendini ifade edecek, insanlara kendini gösterebilecek bir seviyeye gelmesi için borsalara entegre olması şart arkadaşlar. Ve ne kadar entegre olursa da o kadar yakın olacak. Çünkü bu da Shiba'nın durumunu etkileyecek arkadaşlar. Bunu belirtmek isterim. Birincisi bir borsaya entegre oldu. İkinci durum ise Shiba kendi içerisinde yapay zeka projesini de başlatıyor. Bunu da belirtmek isterim arkadaşlar. Bununla ilgili net bilgi olmasa da bir yapay zeka ile ilgili bir durum var. Bundan hafiften söz edilmiş. Bu da önümüzdeki günlerde açığa çıkar bildiririm. Şimdi dünkü kısmı da biraz özetleyelim. Dediğim gibi gündüz bir video çekmiştim. O da çoğu arkadaş görmemiş. Şimdi ona gelelim. Bu milat aslında gerçekten kripto para ve Bitcoin için bir milat denebilecek bir durum. Neden bu kadar önemli olduğunu anlatayım. Bir, Grayscale davasını biliyordunuz. SEC ile olan davası vardı arkadaşlar. Burada bu dava hakim kararıyla bizlerin lehine olmuştu. Ve burada SEC itirazda bulunacaktı. Yani SEC, Amerikan Birleşik Devletleri'ndeki düzenleyici otorite itiraz edecekti. Fakat geçen gün saat 12'ye kadar vakti vardı ve bunu geçirdi. Bu saatten sonra artık itiraz edemiyor arkadaşlar. Bu da spot ETF'lerin önünü açtı. Hatta birçok CEO, bakın burası da çok önemli, birçok CEO Amerikan Birleşik Devletleri'ndeki büyük bankalardan JP Morgan'dan tutun birçok eski CEO, yeni CEO olsun, bu adamlar da artık 2024'ü biz görmeden spot ETF'lerin her an kabulü gerçekleşebilir masaya yatırdılar ve bazı raporlarda sundular arkadaşlar. İşte bu milat denebilecek kadar önemli bir unsur arkadaşlar. Bunu belirtmek isterim. Evet, şimdi hem Shiba'ya değindik yeni gelişmelerine, hem de dün birazcık özet geçtim arkadaşlar. Grayscale olayı vardı. Aha, bir de şunu da belirtmek isterim. Bakın Ferrari gibi bir markanın da ayrıca kripto paralarla, Bitcoin'le ve kripto paralarla ödeme seçeneğini masaya yatırdı. Daha doğrusu artık kabul ediyor. Bir Ferrari alabilecek bir dostumuz varsa artık kripto paralarla alabilir arkadaşlar. Şimdi gelelim şuna, umutsuzluğa. Biliyorum şimdi savaşta çıktı. Dün ona da değinmiştim. İsrail-Filistin savaşı vesaire. Bir de o çıktı aradan filan, ama bir bakarsanız arkadaşlar, ortama bakarsanız ABD borsaları çöktü vesaire. Bir tek ayakta duran tabii ki savaş, kaos deyince altın gümüş yürür, onu da biliyorsunuz. Altın gümüş ve tam tersi Bitcoin'de düşüş bekleyenler de o düşüşü net görmedi. Yani burada çünkü savaş çıktı diyorlar vesaire de 10 bin doları bekleyen arkadaşlar yine gün yüzü görmedi. Bence görmeyeceklerdi arkadaşlar. Yaklaşıyoruz dostlar. Beklemeye devam edeceğiz. Enflasyon, evet. Bakın bir de şu var. Enflasyon son açıklanan verilerde de yüksek çıktı. Ona rağmen Bitcoin bu bölgede ve satış yemiyor arkadaşlar. Artık Bitcoin'i satmıyor insanlar ve satmayacak. Bu belli. Ne kadar enflasyonmuş, şuymuş, buymuş dese de. Bu enflasyonun sonucu, yani petrolün yükselişi, savaşın tekrar tetiklenmesi vesaire enflasyonu tekrar yukarı attıracaktır. Fakat yani Amerika Birleşik Devletleri'nde de faizlerin de sonuna gelindi arkadaşlar. Bu da böyle. Ya resesyona giriş olacak. Resesyona giriş olmadan da girişinden de korkmayın dostlar. Resesyon sonundan da piyasaya
Öyle böyle değil. Fena bir para girişi oluyor. Her resesyon, tarihe baktığınızda her resesyondan sonra da borsalara fena şekilde para girdiğini görmüşsünüzdür. Burada sıkıntı edebilecek ve olumsuz düşünebilecek bir şey de yok. Sadece bekleyeceğiz. 2 yıldır bekledik. Bunun sonunu getirmemek de saçmalık olur arkadaşlar. Yani peki sen ne kadar bekleyeceğiz diyorsan ve ben şunu da demek isterim. Bunu Twitter'da da söyledim. Ben 2025'i beklemeyeceğim arkadaşlar. 2025 gelir. Hala kripto paralar yukarıda değilse 2025'te de ben artık bu kripto şeyinden istifa edeceğim. Bunu da net söyleyeyim. Dedim dostlar da böyle bir şeyi ummuyorum. Ama 2025'in yani 2024'ün sonuna kadar kripto paralarda güzel bir yükseliş olmazsa bırakacağım arkadaşlar. Gerçekten bırakacağım. Bunu da böyle Twitter'dan da yapıştırdım. Net bir şekilde de dedim 2024'ün sonu. Yükseliş olmazsa bu işi de bırakacağım dedim arkadaşlar. Tabii ki buna gerek kalmayacak. Ben öyle görüyorum. Görüşürüz, seviliyorsunuz dostlar.